Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Resulillah. Fi miktar vacib, buraya mı okumuştuk? Fi miktar rıda. 375. El fasl sani, fi miktar rıda, el vacibi li tahrimin nikahı, değil mi? Evet. Tamam. Tamam, bendeki baskıda başlık el mucepti de, o yüzden bir şey yaptım, farklı başlık mı diye gittim. İkinci fasıl, nikah haramlığını sağlamak için emzirmenin miktarı hususunda bir bahis. Kaç madde bu? Sonra hadane başlıyor. Peki. Şimdi, yasbutu tahrimun nikahi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yahramu minel rada ma yahramu minel nesep buyurmuşlardır. Yani neseben haram olanlar, yani kan bağıyla haram olanlar, süt yoluyla da haramdır. Bir insanın teyzesiyle nikah kıyması haramdır. O halde süt teyzesiyle de nikah kıyması haramdır. Şimdi bir bu konuları karıştıranlar için fukaha güzel bir kaide koymuş. Şunu söylemiş. Emenin kendisi emzirenin nesebi, ailesi gibi. Emenin kendisi emzirenin nesebi. Yani bir çocuk bir kadından emdi. Bu durumda bu kadının ailesi, nesebi tamamıyla, yani bu kadının annesi, kızı, diğer çocukları tamamıyla emen çocuğa ne olur? Süt bağı olur, haram olur nikah hususunda. Emen çocuk, peki emen çocuğun diğer kardeşleri, emen çocuğun annesi, emen çocuğun kendi babası bu aileyle bir bağ olur mu? Olmaz. Emenin nefsi, emzirenin nesebi. Bu bir kaide. Bunu yazın ezber. Emenin nefsi, emzirenin nesebi. Böyle bir müşkil olduğunu. Şimdi birkaç madde sonra aman ya Rabbi. İşte veledu ibni ahihi. Şu bir sürü maddeler gelecek. Bu ne ya? Böyle denklemler kafanızda donacak böyle. Hemen kaideye oturacaksınız. Formül bu yani. Lisede kimya dersindeyken konu anlatılırdı. Hemen bir formül yazılırdı. Bu konunun formülü bu. Bunu ezberleyin derdi hoca. İşte 1 mol 6,02 çarpan üzeri 23. Bu zaten bizim elimizdeki kaydı şeydi. 1 mol sayısıydı. İşte onun dışında formüller oluyordu. O formülleri oraya koymadan çözemiyordum bu işi. Bu işin de formülü ne? Emenin nefsi, emzirenin nesebi. Bu kadar. Bitti. Problem kalmadı. Şimdi yasbutu tahrimun nikahi, nikahın haramlığı sabit olur bir rada'i veya rıda'i emzirme ile. Peki bu emzirme nasıl olacak? İza hasale fi muddatil havleyni el mukaddarati lehu, yani takdir olunan 2 sene zarfında olursa şayet. Malumunuz cumhura göre 2 seneydi. Çünkü hamluhu ve fisaluhu 30 şehran dedi değil mi Allah-u Teala? O çocuğun yani annenin çocuğu taşıması ve ondan ayrılması 30 ayı bulur dedi. Bunun asgari hamilelik süresi 6 aydı. Geriye 30 aydan 24 ay kalıyor. Bu da ne? O emzirme süresi. Şimdi Ebu Hanife burada bir farklı noktaya gitmiş. Ebu Hanife demiş ki emzirme 2 değil 2,5 senedir. Çünkü burada hamluhu ve fısaluhu 30 şehran derken buradaki hamluhu ve fısaluhu, annenin onu taşıması ve fisaluhu ve ondan ayrılması derken 2 ayrı zaman diliminin toplamı 30 aydır demiyor diyor Ebu Hanife. Hamil de 30 aydır olabilir, fasıl da 30 aydır olabilir. Yani anne 2,5 sene de hamile kalabilir, 2,5 yıl emzirebilir. Tabii Ayşe annemiz radıyallahu anhadan bir rivayet var. Bu rivayete göre bir kadın en fazla 2 sene hamilelik yapabilir. Şafilerin görüşü bu, Malikilerin görüşü bu. Hanefilerden İmame'nin görüşü de bu. Ebu Hanife bu rivayet muzdariptir diyor. Çünkü yani rivayetin silsile ravilerine bakıldığında bu rivayeti lafza Mehmet'den muzdarip görüyor. Amel dışı bırakıyor Ebu Hanife. Şöyle bir durum var. Tabii biz bunları çok konuştuk değil mi sizde? Bugünkü tıbbın bildirmesine göre 1 yıldan fazla hamilelik zor. Ama istisnalar olmakla beraber ki 60'lı yıllarda Adana'da 17 aylık doğan bir çocuktan bahsetmiştik değil mi? Adana'da Ömer Nasuhi Efendi gazetedeki haberi söylemişti. İstisnalar olabilir. Ancak tıp bugün 1 yıldan sonra çocuğun anneyi artık zehirleyeceği için hani
geç doğumun, geciken doğumun 10 aydan daha öteye gitmeyeceğini söylüyor. İstisna olabilir mi? Olabilir. O ayrı bir şey. Ebu Hanife burada hamileliği de 2,5 yıla kadar söylüyor. Çünkü Kufe'de Ebu Hanife 2,5 sene boyunca çocuğunu doğuramayan bir kadının haberini almış. Mümkün, mümkün. Fısal'de çocuğun anneden ayrılması da yine 2,5, Selasuna Şehran 30 aydır yani 2,5 yıldır diye. Ebu Hanife emzirmenin azami süresinin 30 ay 2,5 sene olduğunu söylemiş. İmameyn ve diğer mezheplerse 24 aydır, 25. aydan sonra emzirmek caiz değildir demişlerdir anne için. Ebu Hanife'ye göre 30 aya kadar mühlet vardır. Hanefi mezhebi içerisinde fetva olan görüş Ebu Hanife'nin görüşü tercih edilmiştir. Ancak muvafakat sağlaması için diğer mezheplere 24. ayda annenin sütü kesmesi tavsiye ediliyor. Ancak çocuk 24 aylık olduğu halde ek gıda almasına rağmen doymuyor, hala anne sütüne ihtiyaç duyuyorsa Ebu Hanife'nin fetvasınca 30 aya kadar emzirme süresi devam edebilir. Peki, ancak ihtiyat olması adına emzirmenin 2 yılda süt haramlığını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yani 25, 26, 27 aylık bir çocuk veya 24 ayı dolduran bir çocuk bir kadından emmiş olsa süt hısımlığı ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Ebu Hanife'ye göre 30 ay içerisinde olduğu için çıkabilir ama fetva burada Havleyn 2 yıldır. Yani 2 yıldan sonra emzirilen bir çocuk süt hısımlığı hususunda bir akrabalık addetmez. Burada ihtiyaten gene olsa olmaz mı? Sonuçta Fi muddatil havleynil mukaddarati lehu takdir olunan o 2 yıl boyuncadır eğer bu emzirme olursa. Velev ba'da istigna'i tıfli bir taami fihime. Her ne kadar bu 2 yıl içerisinde çocuk artık yemeye başladığı için süt emmeye ihtiyaç duymuyor olsa bile. Yani çocuk mesela bazı çocuklar işte 1 yaşından sonra 1,5 yaşından sonra artık emmeyi bırakırlar. Artık çocuğun aklına emme bile gelmiyor yani. Bırakmış. Aylardır da çocuk mamayla besleniyor. Ek gıdayla besleniyor. Ancak 24 ay olmadan bir şekilde hasbelkader bir kadından emdi. Bu durumda yani artık çocuk sütten kesilmiş olsa bile bu zaman zarfında emmiş olursa süt hısımlığı ortaya çıkar. Ve yekfi fit-tahrimi haram olması için Hanefilere göre katratun vahidatun tek bir damlası dahi kafidir. Min lebenil mer'ati annenin sütünden, kadının sütünden, el murdi'ati emziren kadının sütünden bir damlanın dahi gelmiş olması nedir? Yeterlidir. Burada bir ihtilaf var. Şafiiler biliyorsunuz 5 defa doyacak kadar emzirme olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda emzirmenin 10 defa olması ile ilgili bir ayetin nazil olduğunu, daha sonra bu ayetin nesk olunup 5 defa emzirme ile nazil olduğunu, nesk olduğunu Ayşe annemiz bize anlatıyor. Daha sonra Ayşe annemiz 5 defa emzirmenin sabit olduğunu söylemiş olsa da ki Şafiilerin delili de budur. Bu olmakla beraber Hanefiler cumhurla birlikte der ki burada emzirme yani turdina evladahunne anneler çocuklarını emzirirler ayeti kerimesinde zamanla ifade var mı? Kayıt var mı? Kuyut yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yani ne zamana ne defaya bir şey yok. Bu durumda tek bir yani oradaki ayeti kerime yani emzirirler ifadesi zamanla veya sayıyla kayıtlanmadığı için Ebu Hanife ve Cumhur'a göre bir defa bile emmiş olsa kafi gelmekte. Yani o da bir damla bile olsa. Çünkü bir damla bile olmuş olsa emme oluyor mu? Tamam. Hani Şafiilerin delil almış olduğu Ayşe annemizden gelen rivayet ise Hanefilerce amel dışıdır. Peki. Tam 5 defa tam doyma mı? Tam doyma. Hani Şafiilere göre 5 ayrı mecliste. Yani çocuk emdi bıraktı bir daha aldı tekrar filan bu değil yani. 5 ayrı defa doyması lazım yani. Hanefilerde bir defa kafi. Şimdi burada çocuğun ailesi Hanefi ise, emziren kadın Şafi ise. Çocuğa bakarız. Tabii nikah konusunda ihtiyaten davranmak adına artık o kadının çocuğuyla evlenilmez yani. Şimdi emziren kadının sütünden bir damla dahi olsa yeter dedik. وَلَوْ حَلِيًّا مِنْ ثَدِيهَا yani illa kadının göğsünden alması da gerek yok çocuğun. Kadının göğsünden dışarı çıkmıştır süt. Çocuk onu almıştır.
Haliben. Ha tamam. Ben haliyen anladım. Tamam. Velev haliben min sadiha ba'de mevtiha. Yani annenin ölümün, kadının ölümünden sonra göğsünden sağılmış olsa bile bu süt, yani bazı, kadın ölmüş ama işte süt çıktı, aldı onu, işte bir kaba koydu, çocuk içti filan veya çocuk ondan emdi gibi olsa bile yani. Mesela bugün ne oluyor? Hani erken doğum yapan veya sezaryenle doğum yapan kadınlar hemen çocuklarını emziremiyorlar. Çünkü normal doğum olduğunda vücut normal doğumu kendi tasarladığı için, yani kendi sistemiyle doğum yaptığı için hemen süt üretimi başlıyor. Yüksek ihtimalle hep böyle olur. Yani çok nadirattan da olur sütün gelmemesi. Ama sezaryen doğumunda vücut henüz daha doğumu tanıyamadığı için, çünkü sezaryen annenin karnı yarılarak alınan bir doğum şekli. Anne vücudu sütü üretmiyor. Daha çocuğun doğmadığını farz ederek daha sütü üretmiyor. Bu yüzden ne yapıyorlar? Anneden süt sağıyorlar. Veya çocuk küvezde oluyor. Hastanede kalması gerekiyor. Anne onu emziremiyor küvezde olduğu için. Süt sağıyorlar. Yani süt annenin göğsünden ayrılmış oluyor. Bunu bir biberon vesilesiyle veya bir kaşık ucuyla çocuğa verseler veya çocuk onu emse yine ne olur? Bir damla bile gitse süt tahakkuk etmiş olur. Burada mesela hani eğer suya karıştırsalar çoğunluğu su olsa gibi ihtilaflar var. Veya işte bir çöreğe keke koysa kadın sütünü çocuğa yedirse olmaz. Çünkü artık o süt değildir gibi bir takım ihtilafi mevzular var ama onlara girmeye şu an gerek yok. Peki. Anne sütü mayalı yoğurt olur mu? Yoğurt yapsa mesela. Yani yoğurt yapsa kadın kendi sütünü çocuğa yoğurt olarak yedirse veya ayran olarak yapsa filan olmaz. Niye? Çünkü artık o süt değil, değil mi? Hayır. Anne sütü mayalanmaz. Yoğurt olmaz anne sütü. Tamam, laktoz yok çünkü. Peki. İza tahakkaka vusulül katrati, damlanın ulaşması ila cevfir radi'i, süt emen çocuğun midesine ulaşmasıyla tahakkuk eder, gerçekleşir süt ısınlığı. Min femihi, yani çocuğun ağzından, massan emerek, çocuğun kendisi emerek. Ev icaran veya işte de akıtılarak çocuğun ağzına. Ev min enfihi veya burnundan isaaten damlatarak, yani çocuğun burnuna enfiye yoluyla süt verilmiş olsa. Ağız yolu olsun, burun yolu olsun, en netice bu genizde birleşip mideye ulaşan bir menfez mi? Tekrar söylüyorum. Ağız yolu olsun, burun yolu olsun, genizde birleşip mideye giden bir menfez mi? Orucu bozduğu gibi yani. Oradan mideye menfez olduğundan çocuğun burnuna kaçsa süt veya ağzından işte bir damlayla beraber ulaşıp mideye gitse tamamdır. Süt tahakkuk etmiştir. Tamam. Başkası emir verse Süt olarak geldiyse problem yok. Felev iltakamel halemete, çocuk iltakame yani ağzına almış olsa el halemete göğüs ucunu ve lem yudra, yani çocuk aldı ama bilinmiyor. Ne bilinmiyor? Edhalel lebenu fi halqihi emla. Yani çocuğun boğazına süt kaçıp kaçmadığı bilinmiyor. Yani çocuk annenin göğsünü aldı ama süt gelip gelmediği bilinmiyorsa fela yesbutu tahrim, haramlık burada sabit olmaz. Çünkü niye? Kat'i bir durumdur. Haram nesep gibi haram olması kat'i bir durum olduğu için bu gibi zanni bir meseleyle sabit olmaz. İlla bilinmesi lazım. Çocuğun hani göğsü ağzına aldıktan sonra illa süt gittiğini bilmesi gerekiyor kadının. Tamam. Vakaza yine aynı şekilde la yasbutu bil hakni, yine enjekte yoluyla yani damardan verilse süt veya işte serum yoluyla verilse filan. Vel iktari fil uzuni, veya kulağa damlatılsa. Vel caifeti, veya işte karındaki bir yara boşluğuna. Vel ammeti, veya kafadaki bir yara, yani yara var. Oraya süt damlatılsa bunlar süt tahakkuk etmez. Çünkü bunlar mideye ulaşan yollardan değildir. Şimdi Hamza'nın aklına şey geldi. Yani çocuğun gözüne kulağına niye süt damlatılsın ki? Amme baştaki yara. Şimdi anne sütü çocuğu besleyici olduğu gibi aynı zamanda enfeksiyon kapmasına mani olan bir koruyucu da aynı zamanda. Çocuğun gözü çapaklandığında, kulağında bir iltihaplanma olduğunda anne sütü damlatırlar ve hemen açılır. Yani anne sütü tamamen şifa bir şey yani. Krem gibi kullanılır mı? Yani yapılabiliyor, evet. Yani çocuğun işte
pişik olduğunda bile mesela çocuk sütle hemen oraya bir mesaj yapılsa oluyor. Ancak işte kulağa damlatılsa o süt tahakkuk eder mi? Etmez. Buyurun. Bizim için Şunu yine... söyleyelim, şunu söyleyelim. Şimdi halk arasında böyle bir sevilen bir kadın bir kadını çok seviyor. Ya çocuğun olmuş, gel benim süt, o da benim süt çocuğum olsun diye hemen emzirmek istiyor. Bunlar doğru şeyler değil. Niye doğru? Çocuğun ihtiyacı yoksa, annesi ona yetiyorsa bir başka kadının emzirmesi doğru değil. Niye? Yarın öbür gün bunlar çocukları, yani çocuklar evlenmek isteyebilirler. Sonra unutulabiliyor bir defa olduğu için veya bir ayaküstü bir işlem olduğu için unutulabiliyor. Nesepler birbirine karışabiliyor. Sonra Ömer Nasuhi Bilmen der ki, yani ahlakı güzel olmayan bir kadının emzirdiği çocuğa da ahlakı bulaşır. Çünkü gerçekten sütle çocuğun çok muazzam bir bağı var. Emziren anne ile çocuğun çok muazzam bir bağı var. Hatta Necip Fazıl'ın çok güzel bir şiiri var bu konuda, bunu anlatan. Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk diye. Yani hakikaten böyle tesiri var. Hani o 6 ay, 7 ay işte annenin yemesine dikkat etmesi, baharat kullandığında çocuğun gaz sığıntısı çekmesi falan, hep bunlar sütle bağlantısı var. Aynı şekilde fiziksel bağlantı karakter bağlantısını da gerektirebiliyor bazen. Hatta Ömer Nasuhi Efendi işte hani ahlakı kötü olan bir kadının emzirdiği çocuğun ahlakının kötü olması beklenebilen bir şeydir diyor. O yüzden böyle herkesin Anadolu'da böyle vardır. Ver bir de ben emzirim, ver bir de ben emzirim falan. Böyle kadınlar şey yaparlar. O doğru bir tavır, doğru bir davranış değil yani. Çocuğun annesinin sütü yetiyorsa başka bir şeye gerek yok. Başka birine gerek yok. Buyurun. Bizim için mühim olan çocuğun emmesi değil midir? Gelmesi değil. Çünkü çocuk emdiği zaman da sütün gelip gelmediğini kadın bilemiyordu. Ya işte bilir o, bilir. 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 Okumuştuk ya. Kullu men erda'at tuflen zekeren kâne ev unsa. Çocuk, erkek olsun kız olsun, bir çocuğu emziren her kadın yani, fi muddatil havleyni, bu zaman zarfı içerisinde, yani 2 yıldan sonra emzirdiğinde süt tahakkuk etmez değil mi? Sebetet umumetuha, anneliği sabit olur lehu, o çocuk için, ve bunuvetuhu lirraculi, ve o çocuğun o adam için, ellezî nezelel lebenu bi vat'ihi, yani sütün geliş sebebi olan cimayı yapan adam. Şimdi kadın hamile kalınca süt geliyor değil mi? Bu hamile kalmasının sebebi olan adamdan geldi. Yani bu sütün sebebi bu adam değil mi? O halde bu kadının emzirdiği çocuk bu adamın da çocuğu oluyor. Süt oğlu olmuş oluyor. Yani hani emenin nefsi, emzirenin nesebi demiştik ya. Emziren kadının, bu adam neyi? Kocası. O halde çocuğun neyi olur? Babası. Babası olur. Süt babası. İyi. Bu denklemi kuramayacaksınız diye çok korktum bir an böyle. Bir beklediniz. Hani işte karı, koca, çocuk varsa bu baba olur değil mi? Yani güzel. Çocuk babanın nesebi de katılıyor mu buna? Hayır. O babanın kızı mesela ona haram azal. Tabii. Mahrem, Tabii. namahrem. Yani bu adamın başka kadından bir çocuğu olsa gelecek ibarede, en netice şimdi bu çocuk, bu kadını emen çocuk bu adamın süt kızı oldu mu? Oldu. Bu adamın kızı ise bu adamın diğer çocuklarıyla kardeş. Değil mi? Yani bu adamın nesep yoluyla. Mesela bu adam 3 tane karısı var bu adamın. 3 tane karısı da birden fazla süt çocuk edindi. Şimdi bu 3 tane kadına 3'er tane çocuk doğdu. Kaç çocuğu var bu adamın? 9. Şimdi bu her bir kadın 3'er tane de çocuk emzirdi. Bu adamın kaç çocuğu oldu? 18. Bir sepette 9 elma var. Hepsini Şimdi her bir kadın 3'er tane daha evlendirdiğine göre, emzirdiğine göre, ya bu adamın 9 nesep, 9 radadan 18 çocuğu var. İsimlerini bilemez ki. Zaten gerek yok. Süt çocuklarını kim bugün şey yapıyor ki zaten? Peki. Ne oldu? Evet. Şimdi bu adamın da, yani sütün sebebi olan adamın da neyi olur? Çocuğu olur. Sabahun vatıaha bi nikahin sahihin ev fasidin ev bi şubhetin. Yani bu sütün sebebi ister fasit ister sahih bir nikahtan olsun fark etmez, veya vatı bir şüphe olsun, kadın hamile kalsın, çocuk doğursun, süt gelsin, hiç fark etmez. En netice bu sütün sebebi bu adam mı? Hangi sebeple olursa olsun o sütü emen her çocuk bu sütün sebebi olan adamın çocuğudur. Ve tesbutu uhuvvetuhu,
Yine kardeşlik tahakkuk eder. Lil evladil murdi'atil lezine veledethum. Yani emzirmiş olan kadının doğurmuş olduğu bütün çocuklarla min hadar raculi bu adamdan, yani sütün sebebi olan adamdan olsun. Ev min gayrihi veya kadının eski kocalarından olsun. Kadının eski kocalarından olsun. Yani bu kadının doğurduğu her çocukla. En netice bu kadının çocuğu olmuş oldu değil mi emzirerekten? Çocuk emerek bu kadının çocuğu olduysa bu kadının bu evliliğinden, sonraki evliliklerinden, önceki evliliklerinden ne kadar çocuk varsa hepsinin kardeşidir. Tamam? Ev erda'athum qabla irda'ihi ev ba'dahu. Yani bu emzirdiği çocuğun emmesinden önceki çocuklarıyla, emmesinden sonraki çocuklarıyla ne olur? Kardeş olur. Tamam? Şöyle bir şey zannediliyor Anadolu'da, şöyle bir şey, halk arasında şöyle bir yanlış anlaşılma var. Bu çocuk bu kadını emdi. Bu kadını emerken tabii bu kadının da emzirdiği kendi çocuğu vardı. Bir tek bunlar kardeş olur. Bu çocuk diğerleriyle kardeş olmaz zannediliyor. Hayır. Bu kadının emzirdiği, bu kadının doğurduğu, daha önce doğurmuş olduğu, sonradan doğurmuş olacağı bütün çocuklarla emen çocuk kardeştir. Evet. Tamam, onlar da kardeş olur. O iki süt, o onun süt çocuğu, o da onun süt çocuğu. Evet. Ya, bunlar da süt kardeş olur mu? Tabii ki, tabii ki. Peki. Ya kadın o zaman kendi çocuğunu emziriyor. Başka kere doğan kendi çocuğuna başkasını emzirtiyor. Kendi emzirmiyor. Olabilir. Sonuçta nesep kardeşliği var. Tabii yine kardeş olur mu? Nesep kardeşliği. Kendi emzirmiyor. Olsun, nesep kardeşliği var. Yani çaprazlama yaptılar. Olabilir. Vali evladir raculi el mevludine min sulbihi. Bu adamın sulbünden doğan bütün çocuklarla da kardeş olur. Niye? Çünkü bu adamın sebebi olduğu sütü emdiyse bu çocuk, sütün sebebi olan adamın bütün çocuklarıyla min gayri hazihil murdiati, yani bu emziren kadının dışındaki, bu emziren kadının dışındaki eşlerinden olan bütün çocuklara ne oluyor? Kardeş oluyor. Az evvel konuşmuştuk. Veli evladihi miner rida'ati, yine emzirmiş olduğu kadının çocuklarıyla ve bu kadından başka çocuklarla da yine hepsi kardeş oluyor. Yani sütün sebebi olan adamın bütün çocuklarıyla, bu kadın olsun, başka kadından olsun hiç fark etmez, yine kardeşlik tahakkuk eder. Şimdi arkadaşlar, denklemler başladı. Denklemimiz neydi bizim? Emenin nefsi, emzirenin nesebi. Şimdi yahrumu bir rida'i ma yahrumu min nesebi vel musaharati, yani nesep ve musahara yoluyla, musahara neydi? Nikah yoluyla yani. Haram olanlar rıda yoluyla da haramdır. Zaten yahrumu bir rida'i ma yahrumu min nesebi rivayetti zaten, onu biliyorduk onu. Şimdi fela yahillu lirraculi, bir erkek için helal olmaz en yetezavvece usulehu ve furu'ahu min ar-rida'i, rıdadan, süt yoluyla kardeş olduğu veya işte evlat olduğu akrabasının usulü furuğunu asla evlenemez. Yani şimdi bir adam bir kadından emdi. Yani bir çocuk bir kadından emdi. Sonra bu büyüdü. Süt kardeşinin kızı var. Bu adamın neyi oluyor? Süt yeğeni oluyor. Süt kardeşinin kızı. Ya yani bu adam dayı oluyor buna ya. Yani. Süt yolunda dayı oluyor. Tabii. Yani şimdi bir adamın kız kardeşinin çocuğu neyi olur onun? Yeğeni. Süt kız kardeşi, süt yeğenidir. Süt dayı oldu yani. Tamam. Çünkü neydi? Olduğu gibi kardeş gibi hükmediyorduk biz buna. Veya işte yukarı aşağı doğru gidip hiçbirini alamaz. Ve uhtahu şakikate rıdaen, yani süt yoluyla olan kız kardeşi, tamam. Ve uhtahu min ebihi, yani şakika derken şu demek yani. Şimdi bir kadının, emdiği kadının eski eşinden çocuğuyla da süt kardeş oluyor. Değil mi? Sonraki çocukla da olabiliyor. Ancak sütün sebebi olan kadın, bu bunlardan doğan bir çocuk var. Yani bunlar evlendiler. Kadının ikinci evliliği. İkinci evlilikten bir kızı doğdu. Ve bu kızla beraber de başka birinin oğlunu emzirdi. Bu çocuk bu kızın neyi oluyor? Şakika. Yani anne baba bir süt kardeşi oluyor.
Ama bu kadının eski eşinden olan çocuğuyla süt kardeş ama anne baba bir değil, değil mi? Tamam. Mesela tabii ki. Yani o kadının süt kadının başka adamdan kızıyla da süt kardeş ama şakik olarak değil. Şakik neydi? Anne baba bir olursa. Şimdi ve uhtahu min abihi, babasından süt kardeş de olabilir. Yani babasının başka kadından, değil mi? Yani emdiği kadından değil, çocuk değil de başka kadından babası, yani süt babasının başka karısından çocuğu da onun kız kardeşi. Ve uhtahu min ummihi, annesinden olan kız kardeş. Yani ne demek bu yine? Annenin emzirdiği kadının başka adamdan kızı var. O da yine buna haram olur. Tamam. Vabinte uhtihi, yine kız kardeşinin kızı, yani süt kız kardeşinin kızı ve ammetehu, süt kız kardeşinin halası ve halatehu, teyzesi ve Halil ibnihi, veya oğlunun boşadığı Halile ibnihi, yani süt oğlunun boşadığı, yani rıdaen, süt yoluyla ve Halilete ebihi, yine süt babasından ötürü boşandığı kadın. Yine bunlar hep haramdır. Kezalike velev lem yedhul biha, duhul olmasa bile babasının, yani süt babasının nikah yapıp hemen boşadığı kadın, hiç duhul olmadan boşadığı kadın ona haramdır. Ve yahillu, ancak şimdi bunlar neydi? Haram olanlar. Yani süt yeğen, süt hala, süt teyze, bunlar hep erkeğin evlenmesi haram olan veya süt kız kardeş, süt kız kardeşin kızı. Çünkü süt yeğenim oldu benim gibi. Tamam. Bunların hepsi bir erkeğin evlenmesinin haram olduğu kadınlar. Süt babanın mesela halası haram olur mu? Süt Yani baba babanın tarafının yani usulü, ana yani mı? evet, hala, çünkü Hala anne değil, babanın hala hala, babanın tabii, hükmünde. hala hükmünde, buyurun. Hocam haram olmasının bir hikmeti, bir sebebi var mı? Yani bununla şey doğuyor, yani hürmet doğuyor. Üç şeyden ötürü nesepler birbirine karışamaz. İşte nesep, kan bağı, rada, bir de musahara. Yani evlilik hususu. Sıhriyet denir mesela Türkçe'de buna. Bunlarla Allah Resulü, Allah-u Teala haram kılmış bunları. Tamam. Yani bir adamın süt kız kardeşiyle hiçbir kan bağı olabilir mi? Olmuyor. Yani yabancı bir kadın, komşunun kadın, komşu emzirdi. Onun kızı süt kız kardeş oldu. Yani hiçbir kan bağı yok. Evlenmek haram. Ancak bir adamın amcasının kızıyla evlenmesi helal. Yani çünkü kan bağı olsa da, akrabalık bağı olsa da haramlık yok yani. Peki. Ve yahillu lehu, erkek için helal olur en yetezavvece, şu kapıyı açar mısın? En yetezavvece, şey, dış kapıyı. En yetezavvece minerzıda'i, süt yoluyla akrabalık bağında. Şimdi süt bağı kuruldu ama erkeğin evlenmesi helal oluyor. Ne kimle? Ummi ahihi, yani kendi kardeşinin süt annesiyle. Anlaşıldı mı? Yani bir adam kardeşinin süt annesiyle evlenebilir mi? Şimdi şunu düşünün. Bir adamın, Kardeşinin annesiyle. Kendi kardeşinin süt annesiyle. evet, Evlenmiş. evlenebilir. Çünkü senin annen değil, onun annesi değil ki, hiçbir şey değil. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Emzirenin nefsi. Emzirenin nefsi dedik Nefsi. çünkü. Emenin nefsi Emin dedik. zaten. Emin. Şimdi burada bakın, şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu ikisi öz kardeş, tamam mı? Bu ikisi öz kardeş. Anne babadan bir kardeş. Bu süt kardeşler. Bununla bu süt kardeşler. Bu ikisi kardeş, bununla bu süt kardeşler. Bunun annesiyle evlenemez. Çünkü süt annesi. Ancak bu çocuk bunda ne? Hiçbir şey. Yani bu buradan emdi ama bu iş emmedi. Bu çocuk bununla alakası var mı? Yok. Yok. Bir bağ var mı? Hayır. Yok. Bu halde bununla evlenebilir. Bunun annesiyle evlenebilir. Çünkü yabancı. Bir değil. Tamam, şimdi şu var. Senin kardeşin komşunun süt çocuğu. Tamam mı? Senin kardeşin komşunun süt çocuğu. Senin kardeşin komşunun kendi kızıyla evlenebilir mi? Hayır, çünkü niye? Süt kardeşi. Ancak sen o kadınla neyin var senin o kadına karşı? Hiçbir şeyin. Sen o kadının
Kendisiyle de evlenebilirsin. Çocuğuyla da evlenebilirsin. Ama benim kardeşimle benim bağımda bağlı olduğu için... Olabilir. Sen yani bir nevi kendi öz kardeşinin süt babası da olmuş olursun. Yani süt babası olmazsın tabii ki de süt annesinin kocası olmuş oluyorsun yani. Olabilir. Yani bir akrabalık bağ kurdunuz. Evet. Emenin nefsi, emzirenin nesebi. Bu, oturtun bunu şimdi. Ve ummi uhtihi, işte kız kardeşinin süt annesi, yine aynı şey. Ve uhta binihi, veya oğlunun süt kız kardeşi, tamam, oğlunun süt kız kardeşi. Ve bintihi, yine aynı şekilde kızının süt kız kardeşi, yani hiç fark etmez. Ne demek oğlunun süt kız kardeşi? Şimdi bir adamın oğlu bir kadını emdi, onun süt çocuğu oldu. Bu adam bu kadınla evlenebilir mi? Yani adam oğlunun süt annesiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Adama ne oluyor ki? Adam emmiyor. Çocuk emdiyse çocuk haram o aileye. Ama bu çocuğun babası haram mı? Değil. Çünkü alakası yok. Ve ceddete ibnihi, ve ceddete ibnihi, işte oğlunun süt nenesi olabilir. Ve ceddete bintihi, kızının süt nenesi, hiç problem değil. Ve umme ammihi, umme ammihi, amcasının süt annesi olabilir. Ve umme ammetihi, halasının süt annesi. Ve umme halihi, işte dayısının süt annesi. Ve umme haletihi, teyzesinin süt annesi. Ve ammete binihi, ve ammete binihi, ne demek? Oğlunun süt ammete, halası. Ve ammete bintihi, yine kızının süt halası. Hiç problem değil. Evlenebiliyor. Evlenebiliyor. Adamla bir şey, adamın çocuğu emmiş. Şimdi sen komşudan emdin. Senin babanın komşuyla bir bağı yok. Baban o komşunun kadınlarıyla evlenebilir. Yani o zaman sen ne oluyorsun? Babanın yani mesela şimdi senin baban senin süt kız kardeşini aldı. Alabilir mi? Alabilir. Babanla onun alakası yok. Senin hayır. Şimdi bak sen bir tane dinleyin burayı. Bir tane kızla süt kız kardeşsin. Süt kardeşsin. Sen kız kardeş olamazsın. Bir kız senin süt kız kardeşin. Senin babanın neyi oluyor kız? Hiçbir şey. Öyle değil mi? Nesep babanla senin aranda var. Onda bir şey yok ki. Senin bir tane süt kız kardeşin var. O sana haram evlenmek. Senin biraderine haram mı? Hayır, biraderin evlenebilir. Yani sen aynı zamanda senin kendi öz kardeşin enişten de olabilir yani. Süt yoluyla. Süt enişte. Tamam. Baban da aynı şekilde alabilir. Ne oluyor yani? Babana enişte diyeceksin. Peki. Ve binte nerede kaldık? Ve ammete bintihi. Ve binte uhti ibnihi. Bak ve binte uhti ibnihi. Oğlunun kız kardeşinin kızı. Yani süt kızı yani. Çünkü adamla bir alakası yok. Ve binte uhti bintihi. Kızının kız kardeşinin kızı. Süt kızı yani. Alakan yok. Ve umme veled ibnihi. Oğlunun çocuğunun süt annesi. Seninle bir alakası yok. Ve umme veled bintihi. İşte kızının çocuğunun süt annesi. Seninle bağ var mı? Yok. Ve uhte ahihi. Ve uhte ahihi. Kardeşinin süt kız kardeşi. Demin işte bayramın komşu kızını alması gibi mesela. Tamam. Ve uhte uhtihi. Kız kardeşinin süt kızı, süt kız kardeşi. Yani Cihan'ın kız kardeşi var. Komşu kızıyla süt kız kardeşler. Cihan kendi kız kardeşinin, yani neseben kız kardeşinin süt kız kardeşiyle evlenebilir mi? Evet, çünkü Cihan'la onun arasında bir şey yok. Yani arasında bir şey var artık yani. Bir şey, duygusal bir yaklaşım olmuş ki evlenmişler ama bir engel yok yani. Tamam? Çünkü Emen'in nefsi haram oluyor. Emzirenin nesebi haram oluyor. Yani emen çocuğun akrabalarıyla, emen çocuk Cihan,
emen çocuğun akrabalarıyla yani kardeşiyle babasıyla emdiği aile arasında bir yasaklık var mı? Yok. Yok. Tamam. Bu kadar kolay. Formülümüz neydi? 1 mol 6 çarpı 0,2 bölü 10 üzeri 23 değil mi? Neydi formülümüz? Emenin nefsi emrenin nesebi. Tamam. Acaba kısacası emen kişiye akraba olan o süt ailesinin her kişiye verebilir. Pek kısa olmadı. Şimdi evet evet. Yani emen çocuğun bu ayrı bir madde olabilir. Ayrı bir formül gibi kullanabilirsin bunu. Emen çocuğun akrabalarıyla emdiği kadının arasında bir engel yok. Ve yahillu lil mer'ati min er-rida'i abu ahiha. Kadının da kardeşinin süt babasıyla evlenmesinde bir problem yok. Ne gibi? İki tane kız kardeş var. Tamam mı? Şu misvak buradaki kızla süt kardeş. Üç tane kız oldular yani. Şimdi iki tane süt kız kardeş var. Nesep kardeşi var. Bu başka bir kız. Bu bununla süt kız kardeş. Bu bununla ne? Hani bu bunun babasıyla evlenebilir mi? Yani bu ne olmuş oluyor? Süt kız kardeşinin babası eniştesi olmuş oluyor. Tamam? Yani süt babası ya daha doğrusu. Süt babası bunun eniştesi olmuş oluyor. Şimdi düğün zamanı çeyize otursa kendi babası, süt babası yani bir şey de yapamaz. Adet erip gitti. Neyse. Peki. Nesep yolu adam olan kişiyle halvet yaşayacak mı? Yahillu lil mer'ati min rada'i ebu ahiha ve ahu ve ahubniha. Ne demek bu? Oğlunun süt kardeşiyle olabilir. Yani kendi oğlunun süt kardeşi var. O süt kardeşle bu kadının bir bağı var mı? Yok. Ve ceddubniha, oğlunun süt dedesi. Ve ebu ammiha, veya işte amcasının süt babası filan. Ve ebu hal. Peki şimdi ya yaş itibari devreye girse? Yok canım. Ahmet Hakan'ın amcası kendisinden 10 yaş küçük mesela. Onlarda bu şeyler mümkün yani. Problem yok. Yani Ahmet Hakan 20 yaşında, amcası 7 yaşında filan oluyor böyle. Amca bir şey istiyorsun. Ona lollipop al. Hakan öyle değil. Yani garip. Şimdi o zaman ne oluyor? Amcasının süt annesi zaten genç oluyor. Onu alabilir yani. Hadi ya. Bak olabilir. Mümkün yani. Düşünsene ya. Amca bir emrim var. Lollipop al ya gel. Evet. Ve ebu ammiha ve ebu haliha ve halu velediha. Evet arkadaşlar ve halu velediha işte oğlunun süt dayısı ve bunu haleti velediha işte kadının çocuğunun teyzesinin oğlu, süt teyzesinin oğlu olabilir, bu da caiz. Ve bunu uhtu velediha kadının çocuğunun süt kız kardeşinin oğlu olabilir. Çünkü anneyle hiçbir şey yok yani. Problem yok. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bitiriyorum burayı. Şimdi arkadaşlar bu maddeyi atlayacağım. Niye? Çünkü ibareyi okuyunca hüküm dışı olduğunu anlayacaksınız. Burada bunu okumayalım. İzlerda'at zevcetul raculil kebiratu darrateha kumasını yani sagirate. Hani Cihan'dan bize örnek vermiştik. Hatırladınız mı? Evet. Evet. Bu maddeyi atlıyoruz. Son madde. Yasbutur rıda'u süt nesebi tahakkuk eder. Yani bu bunun süt çocuğudur. Bunlar süt kardeşlerdir. Hükmü sabit olur. Bi şehadeti raculeyni adleyni iki adil şahitle ev raculin ve mraateyni odulin veya bir erkek iki tane adil şahitle bunların şahitlik vermesiyle beraber süt ısımlığı ne yapar? Tahakkuk eder. Tabii diğer mezheplerde yani bir tane kadının şahitliği bile yeter çünkü bu işi ancak kadınlar bilebilir diye İmam Şafii'nin görüşü var. فَاِنْ سَبَتَ sabit oldu. Yani evlenmiş bir çift var. İşte bunlar akraba ziyaretine gittiler. Tamam mı? Genelde böyle olur zaten. Bunlar işte bayram ziyaretinde akrabaya gittiler. Ailenin yaşlısına falan gidince işte yaşlı kadın sordu geline. Sen kimlerdensin? Şunlardan, bunlardan. Aa dedi sen benim süt torunumsun.
Bu da benim süt, bu da benim öz torunum. Siz evlenemezsiniz. Şu oldu, bu oldu. İşte senin annen bunu emzirmişti diye. Hep bunu yaşlı kadınlar da ortaya çıkarır zaten. Senin annen bunu emzirmişti. İşte bir gün sen veya şu da olabiliyor bazen. İşte bir şekilde tanışıyorlar, evleniyorlar. Yıllar sonra geçmiş konuşulurken. Bir dakika sen o köyden misin? Aa şu mu bu mu filan. Aa o köy bu köy şu köy. Bir gün senin annen tarladayken sen çok ağladın ben geldim seni emzirdim. Sen benim süt kızımsın. Bir de şey yapıyor mesela. Aa bir de bak oğluma nasip oldun ya. Bak nereden nereye. Bir de böyle bir diyalog oluyor. Nereden nereye. Bir dakika ya haram. Bunun farkında olmuyorlar mesela. Ah bak nasibimmiş ya. Bak seni ben emzirmişim. Oğluma hazırlamışım seni falan yapıyor. Böyle problemler. Ve insabete. Süt kardeşlik tahakkuk ettiğinde yufarriqul hakimu beyne zavceyn. Hakim karı koca arasında ayırır. Ve la mehre ala zavci. Kocaya mehir vermek gerekmez. İn vaka'a tefriqu kable duhul. Eğer bu ayrılma yani hakimin ayırması duhulden önce ise mehir falan yoktur. Ve aleyhil akallu minel müsemma min mehril misli mehri misilden veya mehri müsemmadan hangisi azsa onu verir erkek. İn vaka'a ba'de duhul. Eğer duhulden sonra hakim ayırmışsa aralarını mehri müsemma ile mehri misli arasında hangisi azsa erkek onu öder. Ancak vela nafakate aleyhi ancak duhulden sonra bile olsa araları ayrıldığında nafaka yoktur. Vela sukna, sukna hakkı da yoktur kadının. Çünkü bunlar nikah yoluyla tahakkuk eden haklardır. Bunların nikahı zaten batıl olduğundan kardeşler çünkü geçersizdir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa mesela yıllar sonra 30 sene sonra artık torun torba sahibi olmuşlar ortaya çıkıyor. Senin annen bunu bir kere emzirmişti. Şimdi 30 yılın telafisi mümkün mü? Değil. O halde bu aileye hani bir kere emzirmişse Şafii mezhebine göre süt tahakkuk etmez. O halde siz şu an Şafii mezhebine göre nikah kıyın. Geçmişinizi örtelim. Yani bilinmediği için bir şey gerekmez. Bu saatten sonra yuva artık çoluk çocuk torun torba sahibi olmuşlar. Ayrılmaları da bunlara da yakışık almaz veya bunlara da uygun olmaz. O halde Şafii'ye göre nikah kıymaları tavsiye edilir diye bir fetva var arkadaşlar. Velillahilhamd.